Kalp ritim bozukluğunun tedavisinde öncelik, ritim bozukluğuna sebep olan altta yatan bir sebep ya yani bir hastalık varsa bunu düzeltmektir. Mesela guatr, tiroid hormonunun fazla çalışması ritim bozukluğuna sebep olabilir. Kalp kapağında kaçaklar, kalp kapağında daralmalar veya kalp yetersizliği veya damar tıkanıklığı ritim bozukluğuna sebep olabilir. Kansızlık ritim bozukluğuna sebep olabilir. Vücuttaki sodyum potasyum gibi elektrolitlerin dengesizliği de ritim bozukluğuna sebep olabilir. Hastada ritim bozukluğu tespit ettikten sonra altta yatan bir sebep var mı diye mutlaka bakıp eğer yoksa önceliğimiz ilaç tedavisidir burada. İlaç tedavisiyle kontrol altına almaya çalışırız. Eğer ritim bozukluğu ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamıyorsa o zaman ritim bozukluğunun tam olarak kaynağı nedir diye elektrofizyolojik çalışma yapıyoruz. Kaynağı tespit ediyoruz kalp içerisinde. Bu kaynak tespit edilip ablasyon dediğimiz bir yöntemle ritim bozukluğunu oluşturan bölge, kalp içerisindeki bölge yakılarak veya soğukla, buzla dondurarak tedavi edilebilir.